Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda direksiyon sınavında rampada duruş kalkış ve ani fren sırasında bilmeniz gereken kurallar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar, rampa alanına yanaşırken sağ sinyali açalım. Rampada duracağımız yere geldikten sonra bekleyeceğiz. Evet, duruş noktasında bekliyoruz şu an. 30 saniyelik bekleme süresi sonunda komisyon üyesi kalkış yapmanızı isteyecek. Kalkış yaparken sol kalkış sinyali ile kalkış yapacağız. Sol sinyali vermeden kalkış yaparsanız kırmızı madde, sınavınız sonlandırılır. Eğer aracı 50 santimden fazla geri kaçırırsanız sarı madde. Bir sarı maddede sınavınız devam eder. Yalnız sınav sırasında alacağınız ikinci sarı maddede sınavınız sonlandırılır. Kalkış yaparken vitesimiz birde mi diye kontrol edeceğiz. Debriyaj frenle bekliyoruz. Ayağımız frendeyken debriyajı araçta titreşim sesini hissedene kadar kaldırıyoruz. Titreşim sesini hissettiğimizde debriyaj pedalını sabit tutuyoruz ve frendeki ayağımızı kaldırıp fren pedalını bırakıp gaza yumuşak bir şekilde basacağız. Arkadaşlar şimdi de ani fren alanına gidiyoruz. 30 km hızla ilerlerken tabi arka trafiği de kontrol ediyoruz. Ani fren alanına geldiğimizde debriyaj freni aynı anda hızlı basıp aracı durduracağız. Ani fren sonrası kalkış yaparken mutlaka kalkış sinyalimiz olan sol sinyali açmanız gerekiyor. Sinyal açmadığınızda kırmızı madde, sınavınız sonlandırılır. Ve sol aynadan yolu takip ettikten sonra kalkış yapacaksınız. Ayna kontrolü yapmadan kalkış yapmanıza kırmızı madde, sınavınız sonlandırılır. Tabii vitesi de unutmayın. Vitesi 1'e aldıktan sonra kalkışı yapabilirsiniz.